Gel söyle. Kendi pastamı kendin mi hazırlayacaksın? Gel bari ben hazırlayayım, ver. O nasılmış bir şeymiş? Ver ben hazırlayayım, ver. Tabii, önce yemek tabaklarını çıkaracaktım. Kafamı karıştırma. Benim canım pasta istiyorsa. Baba senin bu kızın bugün çok obur çıktı ya. Benim karnım aç çünkü. Sabah erken kalınca açıklamıyormuş değil mi? Evet. Tamam, onlar çıktı. Şimdi gel bakayım buraya. Bir dakika canım, bir dakika. Üfleme, üfleme. Şunu da çıkartalım çorbamızı. Burada yemeklerimize baktın mı? Gel sen burayı gel. Güzel, hadi aç. Aç. Aç aç diyor. Arkadaşlar, mis gibi. Pirinç, pilav. Konuşamadım. Soğanlı olsaydı daha iyi olurdu ama böyle de güzel. Karıştıralım da kendine gelsin. Arkadaşlar, mis gibi ablam pirinç pilavı yapmış, ellerine kollarına sağlık. Pilavı özellikle çok yaptım. Çünkü bizim aile yiyor, doymuyor. Ondan değil, az yapacaktım diyecekler, niye az yaptın? Şimdi başka neyimiz var? Bir dakika, bir dakika. Ablam pirinç arkadaşlar pirinç pilavını karıştırıyor. Bir kere şöyle karıştırayım. Lapa lapa olmuş. He? Şey, güzel olmuş, hangisi? Lapa lapa demek ne demek biliyor musun? Sulu kalmış demek mi? Ne sen demek? Olmamış demek. Tane tane demen lazım. Tamam, tane tane olmuş arkadaşlar. Kuru fasulyeni de zaten görmüştün. Bir daha görelim şöyle. Mis gibi. Burada da etimi güzelce dittim arkadaşlar suyuyla birlikte. Burada da dünden kalan mıydı? Önceki gün müydü? Çorbamız var tarhana. O da ısınsın. Buraya da arkadaşlar. Bizimkiler işte pasta almış. Gel ben hazırlayayım. Acıdım haline. Gel gel. Dur hazırlayayım pastamı. Gel gel ben hazırlayayım. Hadi acıdım haline. Hangisini hazırlayayım? Bunu mu hazırlayayım? İkisini mı? De lütfen. İkisini de mi istiyorsun? Ben hazırlayayım, ister misin? Yok hazırlarım. Yoruldum, oturacağım. Bugün erken acıktınız. Hayırdır? Yemeğin kokusundan beri geliyor. Sabahtan beri kızım. Şeydeyim, dışarıda iş yapıyorum da yoruldum. Arkadaşlar dün akşam biraz geç saatte aldık. Ondan sonra babam da malum meyve sevmiyor. Işıklar yoktu. Talihsiz kızım kızım. Akşam da ışıklar yoktu. Ne geldi. Işığım vardı ne telefonumun şarjı vardı. Aynen öyleydi, doğru söyledin. Vallahi iyi ki varsın yavrum. Teşekkür ederim anne. Yavrum kuzum sende. Dün hazırlayayım da bari böyle kalmayacak. Sana da değil kostayım. Bana demediğini biliyorum. Elif Can'ın değerli kızın yok. Şu anda dedin ya. Bugün hiçbir şey demiyorum anne. Oo biri kime biri kime? Bu ablama. Şu da. O babama bence meyveli. İkisi de ablama. Hangisini yersek? He ikisi de sana almışlar. Yok yok. Herhalde birini baban aldı, birini kocan aldı bence. Onu demek istiyorum. He olabilir. Herhalde, teşekkür ederim hepinize. Bu arada anne yemeklerimi pişirdim. Bugün neler pişirdim baktın mı? Bakmadım dışarıdaydım ya. Çorbamız ısınmıştır şunu belki. Kapatalım. Abla. Efendim canım. Nasıl istersin? Hiç fark etmez. O zaman. Kediye pilav mı verelim? Yok anne şey verdim. Etin suyunu verdi. Biraz içine et titikledi. Az da ekmek titikledi. Dittim verdim önlerine güzelce. Aynen iyi yapmışım. Gel baba gel. Ne yapıyorsun? Ablama pastasını hazırlıyorum. Ya ablam çekim yapıyor. Yani ben de anlamadım yani. Bir sürpriz değil artık. Dün kalbim kalktı. Sürpriz kalktı. Gece ışık yoktu. Yapacaktık. Hocam tezgahı hep üstünü su yapmış. Al babacığım telefonunu lütfen. Ya, değil mi kudum? Alayım bari. Şuna mum yak da yazık. Hadi gel Alp ablam beni. Dün beni yalnız bıraktınız karanlıkta. Sus onunla. Doğum gününde. Sorma sorma. Çorban kaynıyorum. Bardakları koyma. Ayaküstü kutlayayım kız. Bu da göz göre doğum günü kutlamak da ayrı bir şey oluyormuş. Değil mi? Kore göre değil mi? Ben sana geçen yıl nasıl kutladım? Nasıldı? Hastanede kutladım canım. Hastanede kutladım. Evet kızım. Bir sene oldu. Abla. Efendim? Arkada kaldım. Evet doğum gününü. Yapamadım Ayta. Bizim böyle işte. İyi ki doğdun abla. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Bir tane de pasta oldu. İki tane. Teşekkür ederim. Dile anı tut kızım.
Dileğini tut. Dileğini bekarlık tutma. Sultanlık. Onu da siz bence ailece küfleyelim. Gelin hadi. Gel baba sen de yaklaştık. Ben bir kere de söyledim. Niye baktın kızım? Ağırlık. Kaldı. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi iyi ki doğdunuz. İnşallah dileğin kabul olur. Hadi güzel yıllara, mutlu yıllara. Gel bir öpeyim. Kurcan senden başlayız da kıskanırsın sen. Biliyorsun. Benim bugün ikinci çabuğu geçiriyorum. Aa onu çok öptüm ha. Aa baba araya kızıştırma ya. Niye öyle yapıyorsun sen? Yalandan sarılıyor Gülcan annen sana. Bana annem böyle bile vuruyor. Ben de yemeklerimizi koyayım. Bu da. Doğum günün kutlu olsun kız gel. Teşekkürler. Geçmiş doğum günün. Geçti bir gün. Geçen yıl ağlattım bugün niye ağlamıyorum? Bugün ağlamadım gene kadar. Hadi şu pastayı kesin de bir dilim verin bana. Önce yemek yemen lazım. Ben yeşilliden yemek istiyorum. Yeşilli. Tamam verelim hadi Gülcan sen. Tut tabaklar kahveyim kızım bir şey. Şu demirler sıcaktır, dikkat et. Sıcaktır onlar. Şunlar birer parça, birer parça. Siz onu keserken ben de yemeklerimizi koyayım mı sofraya? Arkadaşlar biz de böyle doğum günü kutlamak. Aynen, hem yemek hem doğum günü işte böyleyim ha. Ben de böyle yoruldum Ali. Sarsalık senin şey yorulmadığın bir gün var mı ki Hatice Sultan? Baksana. Hep perişansın. Perişanım. Ben seni kurtaracaktık da Gülcan yine oyun oynadı. Öyle mi oldu diye. Vazgeçti. Yani kararımız da hepimizin kararıydı. Oyun oynadı değil. Biraz evet. Öyle oldu bana. Ben ona özellikle sordum akşam emin misin kızım dedim ama eminim baba dedi. E ne oldu yani? Bir şey mi oldu? Kim ne diyor? Kaybettiğim bir şey olmadı şu an. Ben bugün de gidip dükkanın pazarlığını yapacaktım. Onu da hiç hesaba katmıyorum. Babacım bazen insanlar hayatta direkt acele etmemesi lazım. Anasını 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 çünkü niye diyeceğim? Ben gitmem dedim. Bu açıdan. Çünkü anası... Siz annenle kızlı ya, plan yaptınız bu gece bize. İkiniz, Zehre diyorum çünkü, anneniz... Ya ben şimdi ya. Neden diye ben Ali dairede yapamam dedim kızım dedim. O da tamam anne dedi. Sen ne dersen o olur dedi. Allah kesin. Etti. Tamam. Sözümde durdu. Ne yapsın? Abo, öyle mi oldu Gülcan? Tabii kızım. O beni... Baba, annem sadece seni doluruşa getiriyor. Öyle mi oluyor? Sen inanma onlara. Öyle miydi? Öyle değil. Kafam gitti abi. Öyle deme bana Gülcan. Bu arada annen aradı mı bugün sen? Kim? Sen. Yo, ne olmuş lan? Annen Gilko'ya taşınıyormuş. Gidiyormuş. Çorum yolcusu oluyormuş. Evet. Gerçek mi? Vallahi gerçek. Bugün mü? Şaka yapıyorsun ya. Kadını şoktan şoka uğratmasana da bana. Allah'a koya taşınıyorlarmış. Elim ayağımı dolandırıp da dur ya. Hayır kurbatır diyeyim. Hüseyin. Hüseyin hanımıyla barışmış. Ne güzel olmuş. Barışmış da mı? He. Ama iki gün sonra yine dövüşürler olmuş. Dövüşmesinler ya iyi olsun. Evet biliyorum. Çok. Anam muhasuk atmadı mı? Kızım sen yiyebilir miyim ya? Bak koyu olmuş kız bu. Anne ben ondan koymayacaktım ki ne dolap içecek. Gel ablacığım gel. Acıdım seni bugün haline. Tamam küçük. Hadi bugün sen otur da Gülcan biz sana hizmet edelim Elif Hanım. Yok hizmet etmeye... Yemekleri nasıl olsa pişirmişsin servisi de biz yaparım ha ya kızım. Şimdi. Yemekleri ben yaptım ben. Kafam karıştı da ama. Durum ayağı gitti. Anne ben şundan içeceğim ama. Neyse. Baba. Annemin ne yaptığına bir bakar mısın? Elim ayağım durmuştu bir durum. Neyse şu sulu benim olsun şu baba. Arkadaşlar bu ince pirinçle yapılmış. Aslında etimiz vardı. Baba ne istedin biliyorum ben sana söyleyeyim mi? Arap pilavı. Arap pilavı. Neyse Sümbül ablama yaptırırım. Neyse artık köye gitmiyoruz. Köyde bize yer kalmadı. Hayır kız. Niye kalmasın? Of bir karnım aklım başıma gelsin dur bir yavrum. Değil mi önce doğru? Anne niye şok geçti? Şok geçti. Deme bana dur akıllı dur. Doğum karnımı doyurayım bir tamam mı? Ben de şey tamam. Koyayım. Şey koyayım mı? Yorulduk ya. Ablacığım nasıl istersen. Tamam. Babam. Nerede? Şey yapayım ya ortaya iki tane et koyuyorum, iki de kuru fasulye koyuyorum tabaklara. Tamam efendim çok kibarsınız. Sen nereye gittin ben hemen ne öğrendin? Benim kafam bozdu şimdi. Ne var yani en güzel haberi verdim. Niye? Burada yakınız hemen gidiyorduk acık. Burada da gideriz. Burada tam 4 saat. Biz Gülcan'dan sana ne sürprizler hazırlarız belli mi olur bizim iş?
Yok canım. Hayır. Ben Çorum'a giderim. O Çorum işi de yaptı. Yaptı da. Pilava ekmeğe gerek yok. Ekmek yiyorum. Ekmeğe gerek yok. Ekmeğe bugün gerek yok. Şunu koyuyorum ya yavrum da. Neyse biraz şöyle. Kuru fasulye galiba tam benim istediğim gibi yapmışsınız. Galiba mı? Yalnız hiç içine et koymuyorsunuz ya. Baba et pişirdim ya. Niye bu kadar cimri oluyorsunuz anlamadım ki. Et mi istiyorsun? Ben sana et vereceğim. Ben böyle dışarıdayım hani şey yaptım. Burada da bunu et Allah razı olsun. Ben sana bir yetim. Bir yerin sesi var, içerinin sesi var, içerinin de sesi var. Ya bizim bu ev kadar güzel bir yer göremedim ben onun için. Hatice Hanım, Gülcan kızım bana ben bir... Ben sana et hiç yapmadan bırakır mıyım? Yalnız soğanı pek çok olmuş. Yok o bir tane kocaman soğan koydu. Soğanı mı koydun mu? Yok. İyi bakalım. Yani yapmış. Kedilere de koydunuz mu hayvanlara suyunu? Aferin benim kızlarıma. Gittim içine etten de... Hatice Hanım lütfen bekler misin öldün mü acımda? Ben kamerayı unuttum. Allah'ım çok acıktım. İyi hadi iyi o zaman. Abicim buyur sen de otur. Hadi sen de otur. Geliyorum hemen. Şey de güzel olmuş ki içine aynı şeker koymuş gibi olmuş erkek. Annemin yanına otur istersen. Bence de annenin yanına otur. Şimdi dur. Ay. Ne olur ya? Ayağım kaydı. Ya ben senin ayağın kaydı derim canını sıkma. Ya sen benimle oyun oynar mısın? Baba. Ne? Babası. O kıza sus. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Elif kızımın dün doğum günüydü aslında. Akşamlar. Hazırlık yaptık ama elektrikler olmadığı için bugüne azıcık da olsa sarktı. Aynen. Böyle de bir menümüz var. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar Hatice Hanım ben konuşurken bazen kelimelerimi keser, ona da kusuruna bakma. O da bunu öyle. Demek istemedim ki biz dedim işte aşamışlık yiyorduk, böyle ettik dedim.